Sayın Bakanımız Koray Aydın bizlerle birlikte ayağınızın tozuyla geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. İlk düşünceleriniz nedir Sayın Bakanım? Neler söylersiniz? Ya şimdi tabii aslında Yomra Belediyesi şu anda stratejik olarak Trabzon'un en önemli belediyelerinden bir tanesi. Evet. Yani çünkü bir gelişme aksı üzerinde kuruldu. Bundan önceki dönemde de Trabzon'un en sıkıntılı belediyesiydi. En çok problemin olduğu, en çok problemin yaşandığı bir belediyeydi. Buraya seçilen Mustafa kardeşimizin buraya yeni bir yüz, yeni bir çehre kattığını görmekten, gözlemlemekten büyük bir mutluluk duydum. Çünkü buranın geleceğiyle ilgili geçmişte yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek ve söylediklerini hayata geçirmede kararlılıkla durabilecek bir kişiliği Yomra halkının seçmesinden dolayı da bütün Yomra'lı hemşehrilerime de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, gerekli desteği olabiliyor mu Yomra? Vatandaş memnun mu? İncelemeler tabii size talepler de geliyor. Şunu şöyle, tabii aslında seçim daha yeni 5 ay geçti üstünden. Yani her şey çok taze. Bu önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki yıldan itibaren Yomra'da farkın hissettirileceğini düşünüyorum. Çünkü buranın sorumlu bir belediye olarak devredildi. İçi boşaltılmış. Ama bunlar mazeret olsun diye söylemiyoruz. O işlerin üstesinden gelebilecek bir kadro var burada. Belediye başkanımız, seçilmiş belediye meclis üyeleriyle birlikte nitelikli bir kadro var. Biz de onlara desteğimizi söylemeye geldik. El ele verip halledeceğiz inşallah. Sayın Bakanım, Türkiye gündeminde de siyasette özellikle önemli hareketlenmeler var. Yeniden Refah Partisi'nin bir atılımı var. Yeni parti kurulma ve bunun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bakış açısı nedir İyi Parti'nin? Türkiye bundan sonraki süreçte siyasi anlamda nereye gidiyor? Yani şimdi Türkiye'deki yeni sisteme göre %56 bir oy gerekiyor. Bakın, bir İyi Parti'nin varlığı Türkiye'deki düzeni değiştirdi. Şimdi şu son yapılan seçimde İYİ Parti katılmasaydı ne olur? Herkes bu soruyu kendi kendine sorsun. Bizim dışımızda diğer partilerin hepsi aynı. Bir tek biz varız yeni bir parti olarak. Yani demek ki dengeyi değiştiren, yeni oyunu kuran, planlayan, ne yaptığını bilen ve şuurlu hareketiyle İYİ Parti geçmiş döneme damga vurmuş bir siyasal harekettir. Oy tabanı oturmuş ve nitelik olarak da geriye kendini yenileme, revizyon yaparak geleceğe daha güçlü yakalama yönünde de hareket kabiliyeti geniş bir partidir. Biz ne kadar çok parti kurulursa ondan o kadar çok memnun oluruz. Çünkü bu 50+1 denklemi içerisinde artık en küçük oyun bile önemi var. O dengeleri değiştirme imkanı var. Gördüğüm şu, Türkiye'de bir dönem bana göre kapandı mahalle seçimlerden sonra. Yani artık AK Parti, yani MHP bloğunun seçim kazanma şansı bana göre yok. İşte ne yapsa yaparsan yap kazanır. Allem eder, gallem eder, çözer. Bütün bunların bir efsane oldu. Yıkıldığı, inançlı, şuurlu, ne yaptığını bilen, saha hakimiyetini kurma kabiliyet ve becerisine sahip, oyun kurma yetenek olan bir siyasal partinin, ki İYİ Parti'nin nasıl düzeni alt üst ettiğini gördük. Şimdi bu yeni düzende, yani bundan sonraki yeni sistem içerisinde, yani bu tür partilerin kurulacak olması bizim elimizi güçlendirdiğini düşünüyorum. Ve bu yıkımın daha da hızlanacağına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü biz parti olarak her siyasal görüşten insanı barındırabiliyoruz. Böyle bir avantajımız var. Bir de zorlukları aştık. Yani artık o yerli yerine de oturdu. Dolayısıyla her yerden akıp gelecekler insanları kapsama kabiliyetimizin yüksek olmasının bu yeni partilerin kurulma döneminde de bize yeni bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Bakanım, son sorum. Acılı annelerin Türkiye genelinde başlattığı bir eylem var. Buna bakış açınız nedir? Sadece tabii HDP binası önünde değil, buna destek veren milyonlar var. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Ya şimdi bu konudaki görüşümüzü aslında çok net bir şekilde ifade ettik. Şimdi annelerin bir çığlığı var. Demek yürekleri yanıyor. Şimdi bu çığlığa sessiz kalmak hiç kimse için mümkün değil. Bütün Türkiye bunun çığlığı duyuyor ve onun arkasında yerini ve safını alıyor. Ama bu çığlık aynı zamanda ülkeyi yönetenlere bir sorumluluk hatırlatması da yapıyor. Siz ne yaptınız? Bak, bu milletin, bu ülkeyi ne hale getirdiniz? Yani çözde sözüm süreci altında anaların gözyaşı akmayacak diyerek bu ülkeyi karış karış gezip bu insanları, bütün insanları kandıran bir siyasal iktidarın, bak, anaların gözyaşları oluk gibi akıyor. Yani o kapının önünde toplanan anneler,
anaların gözyaşını dindireceğiz diye PKK ile el ele kol kola girenlerin Türkiye'nin başına şimdi anaların gözyaşının oluk gibi aktığı bir tablonun çıkmış olmasıyla geçmişe dönük sorumluluklarını hatırlamalar bakımından da faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bizim bir başka bakış açımız da var. Yani şu anda Türkiye gibi güçlü bir devletin tarihsel süreç içerisinde gücünü, kuvvetini dünyaya ispat etmiş bir devletin bir partinin önünde insanların toplanması aynı zamanda devlet aziyetinin de göstermesi bakımından da ibretliktir. Hele hele oraya giden İçişleri Bakanı'nın, o bayan bakanın orada HDP binası önünde diz çökerek oradan medet olan bir anlayışa temsil eden duruma düşmeleri de Türk devleti açısından da bir zuldür diye düşünüyoruz. Devletin gücü, kudreti vardır. Bunu hissettirecektir. Ama orada anaların gözyaşının arkasında duracak güçlü devletimizi biz PKK ile yapılan samimi mücadeledeki gücünü, kuvvetini arttırarak sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Buna gerek yok. Hemen burnumuzun dibinde bir PKK devleti kuruluyor. Yok Amerika şöyle dedi, yok Amerika böyle dedi, yok 15 gün sonrası yok. Hızla Suriye'ye girilmeli, Hafız Esad'la da anlaşılarak o bölge temizlenmelidir. O aynı zamanda anaların çığlığını durduracak, durdurmak için atılacak en önemli adım olur. Buradayız. Hazır mısın? Evet.